İnegöl Online Genç Gazete ortak yayınında gündem özel programında sizlerle birlikteyiz. İnegöl Fuarı'nı bitirdik. Mod Expo sona erdi. Fuarın değerlendirmesini yapacağız. Tabii çok özel sorularımız da olacak. Bugün İnegöl Ticaret Sanayi Odası'ndayız ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğur da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de hoş geldik. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bu arada tabii her ne kadar operasyon şu anlık durmuş olsa da Fırat Kalkanı operasyonundaki şehitlerimizi rahmetle anarken askerlerimize de Allah yar ve yardımcıları olsun diyerek programımıza isterseniz başlayalım ve isterseniz bir fuar değerlendirmesiyle. Siz geçtiğimiz günlerde yaptınız ama yeniden bir takip edemeyenler, izleyemeyenler için bir fuarı kısaca değerlendirelim. Öncelikle ben izleyenlerimize buradan selamlarımı sunuyorum. Cem, senin de ifade etmiş olduğun gibi Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm askerlerimize, emniyet mensuplarımıza, silahlı kuvvetlerimize ben buradan tekrardan başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Evet, İnegöl'ümüzün gündeminde yine Cumartesi günü sonuçlandırmış olduğumuz MODEF 42. İnegöl Mobilya Fuarı var. Fuarımızı öncelikle kazasız belasız bir aksilik olmadan Allah'a çok şükür tamamladık. İnegöl Mobilya Fuarı her zaman dile getirdiğimiz söylediğimiz gibi başta İnegöl Mobilya sektörü olmak üzere İnegöl'ümüzde ticaret, esnaf ve sanayici tüm firmalarımıza ve sektörlerimize katkı sağlayan bir organizasyon. Bu organizasyonla birlikte özellikle konaklama, turizm sektörü çok canlanıyor. Restoran, gıda sektörü çok canlanıyor. Giyim, kuşam, konfeksiyon sektörü ve diğer sektörlerde aynı canlılığı şehrimiz yaşıyor. İşte bu bağlamda baktığımızda organizasyonun, fuar organizasyonunun şehrimiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Tabii mobilya sektörünü özelinde değerlendirmeye kalktığımızda şehrimizde en azından 42. kez yapılan fuar çok ciddi bir tecrübeli fuar. Ve Türkiye'de profesyonel anlamda mobilya sektörüyle uğraşan, iştigal eden tüm firmalar öncelikle İnegöl'ü ve mobilya sektörünü tekrardan ziyaret etmiş oluyorlar. Ve bunun yanında da dış alım heyeti organizasyonlarımızla birlikte dünyanın 94 ülkesinden ithalatçı firmalar İnegöl'de fuarımızı ziyaret ettiler. Diğer mobilya merkezlerimizde ziyaret ettiler. Tabii bir fuardan fazlası. Bu bir gerçek ifadedir ve doğru bir ifadedir. Yerini bulmuş bir ifadedir. Biz, siz de takip ettiniz. Bütün İnegöl'ümüz de takip etti. Bütün Türkiye de takip etti. Özellikle fuara hazırlanırken medya tanıtım ayağımızı çok önemsiyoruz. Bununla birlikte dış alım heyeti organizasyonumuzu çok önemsiyoruz. Medya tanıtım ayağımızda ülkemizde marka olmuş TV kanallarında uluslararası yayın yapan kanalların hepsinde özellikle ekonomiyle ilgili odaklanmış, ihtisaslaşmış kanallarda biz hem şehrimizi, şehrimizin ekonomisini ve fuarımızı tanıttık. İnegöl mobilyası ile ilgili, İnegöl mobilya sektörü ile ilgili ve bunun yanında diğer sektörlerle de ilgili rakamsal boyutlarını tüm Türkiye'nin gözü önünde dillendirmiş olduk. Baktığımızda fuarı tanıtmak için aslında bu çalışmaları yapıyoruz ama sonuç itibariyle İnegöl'ümüzü topyekun tanıtıyoruz, bütün sektörlerimizi tanıtıyoruz, İnegöl ekonomisinden bahsediyoruz ve bu sene gerçekten çok başarılı bir medya tanıtım sezonu yaşadık. Ben bu medya tanıtım ayağında efor sarf eden, çaba gösteren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi kanallarda çıktık ve ciddi dakikalarda şehrimizi anlattık. Bunun yansıması da bize geri dönüşü de aslında çok pozitif şekilde oldu. Gerek İnegöl'deki firmalarımız, İnegöl'deki yaşayan hemşerilerimiz, gerek Türkiye'deki birçok kişi ve kurumdan bu konuyla alakalı hem tebrik aldık hem de nasıl organize ediyorsunuz, yapıyorsunuz diye bize danışanlar oldu. Bu işte bir sinerji, şehrimizin bir organizasyon çatısı altında tüm Türkiye'ye tanıtılmasıdır. Tabii dış alım heyeti organizasyonu çok önemli. MODEF Expo gerçekleştirdik. İhracat odaklı bir fuar gerçekleştirdik. Verilerimiz artık çıktı. Geçen de açıkladık. Evet. Bu veriler doğrultusunda görüyoruz ki geçen sene ve daha önceki senelere göre dış alım heyeti organizasyonu adı altında bizim şehrimizi ziyaret eden 2306 profesyonel ziyaretçi yani firma var. Bu daha önceki senelerin %15 üstünde bir rakam.
Bir de biz şuna özellikle çok dikkat ediyoruz. Yani 2000 kişi, 3000 kişi getirebilirsiniz. Ama bu getirdikleriniz doğru müşteriler mi, doğru firmalar mı, alıcı firmalar mı? Buna da çok önem gösteriyoruz. Bu bağlamda da katılımcı firmalardan almış olduğumuz anketler sonucunda veya birebir görüşmelerimizde firmalarımızın da, gelen firmaların da doğru firmalar olduğu, ülkelerin en iyi mobilyacıları olduğu kanaatı ortaya çıktı. Biraz önce de ben bir firmamızla görüştüm. Yani fuara uzun yıllardan beri katılan bir firmamız. Son zamanların en iyi fuarını gerçekleştirdiği düşüncesinde. Satışları da iyi. Tabi bunun yanında satamayan firmalarımız da var. Mutlaka. Bu fuarın gerçeğidir. Ama genel anlamda baktığımızda, ben genel bakarım çünkü, yani iyi değerlendirmek lazım. Analizleri iyi yapmak lazım. Piyasa şartlarının değer ortaya koyduğumuzda, ekonomik şartlar ortaya konduğunda, mobilya sektörüyle ilgili gerçekler ortaya konduğunda aslında başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Bunun yanında alışveriş yapan firmalarımız, yapamayan firmalarımız, orta derecede alışveriş yapan firmalarımız da var. Ama genel total itibariyle baktığımızda başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Ben emeği geçen herkese buradan sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin içinde çok büyük emek var. Çok büyük zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. Onu da değineyim. Yani aslında basın açıklamamda değindim. Biz 2 milyon civarı, 2 milyon TL civarı bu organizasyonda para harcadık. Maddi bütçe ayırdık. Bunun içerisinde dış alım heyeti organizasyonları dahil, medya tanıtım organizasyonları dahil ve diğer fuarcılık şirketlerinde kıyaslama yapmış olduğumuzda aslında çok küçük ve ufak rakamlar, ama yansıması bize çok evet. büyük şekilde geliyor. Bu alanda da başarılıydı. Tabii bu başarının sebebi aslında şehrimizin bir marka şehir olması. Yani İnegöl dendiğinde bugün köftesiyle, turizmiyle, mobilyasıyla bir marka şehir. Biz medya tanıtım ayağımızda bu marka şehir avantajını çok ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Yoksa bu rakamlara, bu reklamlar, bu televizyon programları falan yapılamaz. Onun için şehrimizin kıymetini de bilmek lazım. Başkanım, o günlerde, çarşamba günü bir de bir Kayseri fuarı başladı. Evet. Şimdi biz geçmiş yıllarda İstanbul fuarını gene bizim fuarımıza denk getirme çalışmaları, buna ciddi tepkiler olmuştu. Şimdi Kayseri fuarının da aynı anda olması, sizin bununla alakalı herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Mobilyacıların bu noktada tepkisi oldu. Cuma günü Cumhurbaşkanı gelecekti. Evet. İnsanlar işte alınmayacaktı bu fuara. Bunlar Kayseri'ye kaçmaları gibi değerlendirmeler. Bunlar oldu mu? Bunu da sormak istiyorum. Yani şimdi evet, bu 2-3 yıldır, 2-3 fuardır başımıza gelen talihsiz veya saçma sapan bir olay. Daha önce İstanbul fuarı ile alakalı evet. bunu yaşamıştık. Bizler Kasım'ın ilk haftasında fuarımızı, Modef Expo'muzu yıllardan beri İnegöl'de gerçekleştiriyorduk. İstanbul fuarının, CNR fuarının Kasım'ın ilk haftasında bizim tarihlerimizle aynı tarihte fuar yapma düşüncesi ortaya çıktığında biz tepkimizi ortaya koymuştuk. Siz de çok iyi takip ettiniz, İnegöl'deki aynen. arkadaşlarımız takip etti. Buna başta ben olmak üzere tüm odalarımız, tüm İnegöl ciddi bir şekilde itiraz ettik ve bu mücadeleyi ortaya koyduk. Tabii bu biraz da kanunla alakalı ve yönetmelik yürütmelikle alakalı meseleler. Şimdi kanun diyor ki bir sektörle alakalı, yani mobilya sektörüyle alakalı bir şehirde bir fuar olur aynı tarihler içerisinde. Ama değişik şehirlerde aynı tarihler içerisinde mobilya fuarı olabilir. Evet, kanunumuz bunu böyle diyor. Ama bir etik kurallar var, ahlaki çerçeve içerisinde hareket etmeliyiz. Sonra İstanbul'daki CNR'la biz ortak fuar düzenleyen dernekleriz. Biz çok ciddi bir şekilde itiraz ettik. Yani bunu gerek top nezdinde gerek Ankara'da itirazlarımızı gerçekleştirdik. Sonuç itibariyle kanun el verdiği için CNR Kasım ayında fuar yapma tarihini onaylatınca biz fuarımızı 15 gün öne almıştık. Evet. Ve o gün de, o sene de çok aslında ciddi başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Kayseri ile ilgili meseleye gelince, geçen Nisan ayındaki fuarda Kayseri'deki derneğimiz, Kayseri'deki mobilyacı arkadaşlarımız bizi burada fuarda ziyaret ettiklerinde, yani aynı tarihte fuar yapalım, yapmayalım, bir hafta sonra mı yapalım, 10 gün sonra mı yapalım değerlendirmesini aslında yapmıştık. Bizim teklifimiz şu olmuştu, yani bizden sonra yapın, aynı tarihlerde yapmayın, 2-3 gün sonra başlayın, 2-3 gün sonra bitirin, buna da girmeyin. Siz ayrı bir fuar tarihi tespit edin. Bizim fuar tarihimiz belli.
organizasyonlarınızı gerçekleştirin. Siz de kendi şehrinizde firmaları ağırlayın. Ancak onlar işte bizden iki gün sonra fuarı başlatma kararı aldılar. Tabii bu bağlamda bizim hukuki bir açıdan itiraz etme şansımız yok. İnegöl'de de çok güzel reklamlarını da yaptılar. Evet, ikili ilişkilerle bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Kayseri'de fuarını 9 Ekim yanlış bilmiyorsam, evet. 9 veya 10 Ekim'de başlattı. Ben açıklamalarda bulundum. Yani şimdi biz o kadar önemli fuarlar gerçekleştiriyoruz ki demek ki bizim fuar tarihimize ülkenin birçok şehrinde fuar tarihleri konmak isteniyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bizim fuarımız başarılı bir fuar. Bizim fuarımız marka olmuş bir fuar ve bu fuar organizasyonundan faydalanmak isteyen diğer mobilya şehirleri de ortaya çıkabiliyor. Bu açıdan da bakmakta fayda var. Büyük büyüklüğünü bilecek ki öyle davranmaya devam edecek. Küçük küçüklüğünü de bilecek. Büyüğünün arkasından gelmeye devam edecek. Biz büyüklüğümüzü biliyoruz. Yani büyüklük derken kapasite anlamında, yoksa Allah muhafaza o yönde bir şeyimiz yok. Kapasitemizi biliyoruz, tecrübemizi biliyoruz, kalitemizi biliyoruz. Biz bu yönde hareket etmeye, projelerimizi, programlarımızı koymaya devam edeceğiz. Evet, Kayseri fuarı reklam verdi. İşte 50'ye 1 metre veya 1 metre 2 metre afişler asıldı direklere. Tabii bu reklam şirketleri buraları kiralıyorlar. Ondan sonra ticari anlamda satmaya çalışıyorlar. Biz kendi şehrimizde kendi fuarımızın reklamını vermeli miyiz? Bana saçma geliyor. Yani ben Ertuğrul Gazi Caddesi'ne İnegöl Mobilya Fuarı reklamı aslında, evet, ne olur? Ne faydası olur? Bana bir faydası olmaz. Ha, bunları mı engellemiş oluruz? Bunları engellemiş oluruz. Ama ben çok takılmıyorum. Evet, astırmayalım. Yani bizim fuarımız varken başka bir fuarın reklamı burada asmasın. Buna katılıyorum. Ama yani bu iki tane, üç tane veya beş tane direğe, Kayseri reklamı asıldı diye de bizim fuarımızda hiçbir şey olmaz. Müşteri kaçıp da gitmez. Yani orada ilanı gördü, ya ben bırakayım şu İnegöl fuarını da gideyim Kayseri'deki fuarı gezeyim demez. Böyle bir şey yok. Sonra gezsinler. Bak Cem, gezsinler. Niye gezsinler diyorum. Kayseri'deki fuarı biliyorum. Kayseri'deki fuar bizim üçte birimiz. Katılımcı firmaları biliyorum. Oradaki üretilen ürünleri herkes biliyor. Firmalar da İnegöl'den farklı bir tarz. Firmalar gezsinler, bizim kalitemiz ortaya çıksın. Evet. Bizim program tecrübemiz ortaya çıksın. Bizim topyekun kümelenme şeklinde elde etmiş olduğumuz başarı ortaya çıksın. Ki bu zaten çıkmış vaziyette. Onun için çok tereddütte olmamak lazım. Ama tabii ki diğer yönleriyle de fuar tarihimize, fuarımıza reklam anlamında da sahip çıkmak lazım. Buna itirazım yok. Biz kalite anlamında da, tasarım anlamında da, üretim anlamında da hiç tereddüte düşmeyelim. Biz tereddütte değiliz. Üretici firmalarımız da, katılımcı firmalarımız da tereddüte düşmesinler. Biz doğru işleri doğru zamanda yapmaya devam edelim. Ondan sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Evet, sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen bizlere videonun altında paylaşabilirsiniz. Gelelim Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi hadisesine. Çarşamba günü gelecekti. Her şey hazırlanmıştı. Bununla alakalı çalışmalar yapıldı. Burada sormak istediğim, birincisi, gelmesini nasıl değerlendirdiniz? İkincisi, Sayın Milletvekilinin geldiğinde bir dosya sunumu yapmayacağını söylemişti ama sizin böyle bir dosya hazırlığınız var mıydı? Ben bunu özellikle, siz yanlış anlamayın ama yani Cumhurbaşkanı'nın ne göre kadar gelmişken o fuar alanını görüp de ya bu bize yetmiyor arkadaş diyebilmek lazımken Cumhurbaşkanı'nı üzmeyelim, dosya sunmayalım tarzını ben kabul etmedim bu geçmişte bunu söylediğim için. 3. Gelmedi ama her şey sanki gelecekmiş gibi hazırlandı. Ve çok ciddi manada bir maddi külfetin de olduğunu düşünüyorum. Bunu da geçtiğimiz programlar ifade ettiğim için söylüyorum. Ben Türkiye'nin bu kadar zengin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar ciddi paraların harcandığında gelmemesinin o gün yaşanan sıkıntıları da sormak istiyorum. Üçü aynı anda. Evet. Bu süreç tabii ki her sene devam ediyor. Yani her sene fuar başlangıcından önce gerek Nisan fuarımızda gerek Expo fuarımızda bu fuarımızın açılışına hükümet nezdinde veya devlet nezdinde katılım sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Başta siz basın mensupları olmak üzere katılımcılarımızla, şehirde yaşayan vatandaşlarımızla bunu bizlere hep soruyorlar. Bu sene itibariyle şöyle bir olay gerçekleşti. Biz Vekil Hanım'la birlikte bir toplantıdayken açıkçası ya başkanım ben Cumhurbaşkanımızı fuara davet etmek istiyorum demişti. Biz de çok memnun oluruz demiştik.
Vekil Hanım, zannedersem resepsiyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. açılışında Cumhurbaşkanımıza bu daveti iletmişler. Tabii ondan sonraki süreç aynı şekilde devam etti. Bu süreçle alakalı bilgimiz var. Hatta şöyle bir ticaret odamızdan da biz davet yazısı gönderdik. Her şeyi net bir şekilde konuşmakta fayda var. Ticaret odasından davet yazımızda biz aslında 7 Ekim'de açılacak olan fuarımızın eğer programınız müsait olması takdirde 6 Ekim'de de yapabiliriz. Seçeneğini ortaya koymuştuk. Yani pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla fuarı açarız. Pazar günü de fuar devam eder düşüncesindeydik. Tabii ki bu Cumhurbaşkanımızın programıyla doğru orantılı bir şey. Akabinde süreç işlerken yani bir gelememe durumu da ortaya çıktı. Sonradan gelme durumu ortaya çıktı derken son bir hafta kala işte yine Kızılcahamam kampında vekilimiz zannedersem daveti tekrardan yeniledi Cumhurbaşkanımız da. Cumhurbaşkanımız da programına dahil ettirmiş. Bize de bilgi geldi. Bu doğrultuda biz sevindik. Çünkü bir fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz İnegöl'de ve bu organizasyona ziyaretçi olarak devletimizin Cumhurbaşkanımız gelecek. Bu bizim için çok önemli ve güzel bir gelişme. O açıdan baktık, o açıdan gördük. Ben Cumhurbaşkanımızı daha önce de fuarda karşılayan, ağırlayan, ziyarette esnasında bulunan birisiyim. Açıkçası Cumhurbaşkanımızın, devletimizin başının İnegöl Modef Expo fuarını ziyaret etmesi tüm İnegöl için çok önemliydi. Biz bu düşünceyle organizasyonları gerçekleştirmeye başladık. Tabii ki gelen Cumhurbaşkanı olduğu için devlet nezdinde bir organizasyon gerçekleşiyor. Süreç bizden çıkmış oluyor. Tabii valilik, işte kaymakamlık ve Cumhurbaşkanlığı protokolü. Cumhurbaşkanımızın pazartesi ve salı günü Sırbistan programı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sırbistan programı dönüşünde fuarımızı ziyaret edeceklerdi. Tabii ki hayat hızlı işliyor. Devlette tabii ki birçok konu var. O arada işte bizim Suriye operasyon harekat noktasında kararlar verildi. Cumhurbaşkanımızın gelmesi de son salı akşamı bu doğrultuda iptal oldu. Yani her şey gelecekmiş gibi hazırlanmıştı zaten. Protokol görevlileri de buradaydı. Emniyet güçlerimiz güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almışlardı. Ancak bu harekatın başlaması nedeniyle Cumhurbaşkanımız gelemedi. Cumhurbaşkan yardımcımız fuarımızı ziyarete geldiler. Şöyle değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanımızın fuara gelmesi tabii ki çok önemli ve çok büyük bir program olacaktı. Bu bağlamda çok önemli bir sebepten ve nedenden dolayı gelememiş oldu. Cumhurbaşkan yardımcımız geldi. Baktığımızda devletimizin yine en üst temsil kabiliyetinde olan makamından bir fuarımızı ziyaret gerçekleştirdi. Biz memnun muyuz? Memnunuz. Tabii ki. Şimdi gülü seven dikenine katlanır. Biz bu davetleri yaparken Cumhurbaşkanımız fuarı ziyarete gelecek dediğimizde zannedersem bütün İnegöl gelsin derdi yani. Evet. Ki öyle oldu zaten. Tabii gelirken de devlet başkanı geliyor. Devlet başkanının gelmesiyle ilgili güvenlik tedbirleri, hazırlıklar üst düzeyde gerçekleşiyor. Bu bağlamda biz hem protokol müdürlerimizle Cumhurbaşkanlığımızın hem de buradaki emniyet güçlerimizle birçok toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle fuara giriş çıkışlarla alakalı onlar görüşlerini, düşüncelerini söylediler. Bizler söyledik. Yani yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle fuar içine alınmalı. Güvenlik önlemleri ona göre tasarlanmalı, hazırlanmalı diye fikrimizi ortaya koyduk. Tabii ki gece program değişince aslında şu oldu. Yani güvenlik tedbirleri aynı şekilde devam etti. Evet. Yani kırmızıdan sarıya veya yeşile inmedi. Biz de sabahleyin 10'da dedik ki fuarımızı açarız. Ziyaretçilerimiz fuarımıza girmeye başlar. Ama o arada tabii ki bomba aramaları oluyor. Bir sürü tedbirler alınıyor değişik. O arada bir saat, 1,5 saat civarında bir gecikme oldu. Ve biz o gün fuar ziyaretçilerimizi saat 11.30, 12'ye çeyrek kala almaya başladık. O arada bir saat, 1,5 saatte bir problem oldu. İnsanlar kapılarda beklediler. Olabilir mi? Olabilir. Yani 10'da girilmedi fuara, 12'de girildi. O arada geriye dönen mi oldu? Olmadı mı? Yani fuar alanından ben burada beklemem diyen müşteri Mobilium'a gitmiştir, İmotim'e gitmiştir, Ertuğrul Gazi Caddesi'ne gitmiştir, oradaki firmaları gezmiştir. Çok önemli değil. Tabii ki şehrin bütünüyle bir güvenlik tedbiri
şehirde her tarafta vardı. Bunlar olur mu? Olur. Rahatsızlık veya problem bu tür programlarda muhakkak bazı şeyler, bazı organizasyonları rahatsız eder, problem çıkabilir. Ama biz, ben şahsen de söylüyorum, yönetim kurulunda da konuştuk. Katılımcı firmalarla da bu konuyu değerlendirdik. Ben çok şahsen çok memnunum bu programın en azından gerçekleşme noktasındaki çalışmalardan. Şimdi vekilimize de bu arada teşekkür edelim, mücadele etti. Cumhurbaşkanımızı buraya getirmek adına, getirebilmek adına, şehrimizi bir daha tekrardan anlatmak adına Cumhurbaşkan Yardımcımız geldi. Biz orada fuar alanında Cumhurbaşkan Yardımcımızı gezdirdik. Firmalarımızı ziyaret ettirdik. İnegöl'ün ekonomisinden bahsettik. Fuar organizasyonundan bahsettik. Mobilya sektöründen özellikle çok ciddi bir şekilde bahsettik. Birebir kendileri de görmüş oldu. Fuar alanını görmüş oldu. Fuar alanının metrekaresinden bilgi edinmiş oldu. Baktığımızda aslında verimli bir organizasyon gerçekleşti. Biz rapor hazırlayacak mıydık Cumhurbaşkanımıza? Bizim raporumuz zaten burada. Evet. Yani bizim dosya, rapor vesaire şu bu, biz anlatırız. Gerekirse de dosyayı da sunarız. Bundan da çekinmeyiz. Sunulması gerekiyorsa dosya sunulur. Sunulması gerekiyorsa proje sunulur. Bunu da yaparız. Siz kafanızda var mıydı yani? Cumhurbaşkanı geldiğinde fuar alanıyla alakalı. Evet, evet. Zaten maketimiz de oradaydı. Tamam. Yani biz zaten Cumhurbaşkanımıza fuar alanıyla ilgili, siz de hatırlıyorsunuz, buraya İnegöl'e Hacer Sevim Yıldız, evet, Eğitim Kampüsü'nü açmaya geldiğinde biz fuar alanımızla ilgili sunumumuzu yapmıştık. Evet. Projelerimizi ortaya koymuştuk. O dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a da biz projemizi sunmuştuk. Fuar alanıyla alakalı aslında bizim hazırlamış olduğumuz projeler devletimizin üst makamlarında var. Evet. Bizim tarafımızdan iletildi. Tabii ki gelip yerinde görmesi, yerinde analiz etmesi, bu analizi yaparken bizim de o analiz çerçevesi içerisinde fuar alanıyla veya sektörle ilgili birebir konuşarak bilgiler vermemiz, canlı olarak bilgiler vermemiz daha farklı olurdu. Bu hazırlıkları biz yapmıştık. Zaten her daim hazırız. Yani bugün bizim Cumhurbaşkanımız veya bir bakanımız hemen bizi çağırsalar 2 saat sonra biz Ankara'ya gideriz. Hazır bir şekilde her şeyimizi sunarız. O bağlamda da çok ciddi bir şekilde hazırlığımız var zaten. Kenan Kender'in bir paylaşımı vardı. Benim çok hoşuma gitti. Yani evet. Yüz hatlarıyla çok güzel anlatmış. Fuarın birinci günü, hatta haber de yaptım ben onu. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günde surat asılıyor. Son günde surat asılıyor. Siz o paylaşımı nasıl değerlendirdiniz baktığınızda? Yani tabii şimdi bir kere şunu söyleyelim. Biz net bir şekilde sevabıyla, günahıyla, eksiğiyle, fazlasıyla her şeyi söylemeye, tartışmaya ve duymaya hazırız. Ve evet, öyle de zaten sosyal hayatımızı ve sorumluluğumuz bu doğrultuda hareket etmekten yanayız. Evet, Kenan abinin güzel bir paylaşımı var. Yani şu bir gerçek, son zamanların en iyi fuar başlangıcını yapmıştık. Pazartesi ve salı günü itibariyle. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi bir şekilde verilerde de gösteriyor. Giriş sağlanmıştı, alışverişler de başlamıştı. Tabii çarşamba günü giriş, yani protokol programı bu alışverişlere ne kadar yansıdı veya fuara girişlere ne kadar yansıdı? Biraz sıkıntı yaşadık, o bir gerçek. Ama perşembe günü de, cuma günü de fuarımız devam etti. Yani orada da alışverişler devam etti. Tabii ki şimdi çok iyi bir başlangıç yapmışsınız fuara. Hani pazar salı günü. Çok güzel gülüyordu Kenan abi orada. Alışverişler başlamış, satışlar başlamış. Çarşamba günü 1-2 saatlik bir problem yaşanmış. O arada bazı insanlar belki fuar alanından ayrılmış, başka yerlere gitmiş olabilir. Alışverişlerde dönüşler belki sağlanmamış veya imzalar atılmamış olabilir. Çünkü fuarların alışveriş günleri 2., 3. ve 4. günleridir. Bu da her fuar için geçerlidir. Kenan abi bir paylaşım yapmış. O paylaşımın doğru gerçeklik kısmı var. Diğer taraftan her daim birinci günden son güne kadar gülen esnafımız da var. Birinci, ikinci gün gülmeyip de, üçüncü gün gülmeyip de, dördüncü, beşinci, altıncı gün gülen esnafımız da var. Bu güzel bir enstantane olmuş. Ya samimi söylüyorum, yani biraz önce de söyledim. Fuarlar zaten böyledir. Yani herkesi, katılımcının %100'ünü memnun etme gibi bir durum olamaz. Zaten böyle bir şey yok. Bu hem fuar organizasyonunun, hem gelen ziyaretçinin, hem de katılan firmaların ortak noktada buluşmasıyla alakalı bir şey. Belki ürünler uymamış olabilir, fiyat politikaları uymamış olabilir firmalarımızın. Ama her fuarda biz böyle şeyleri yaşarız.
Ürün satan firmalarımız olur, satamayan firmalarımız olur, orta derecede memnun olanlar olur. Bu bir gerçekliktir. Bu sadece bizim İnegöl Mobilya Fuarı için geçerli olan değil, tüm dünyadaki mobilya fuarları için bu böyledir. Onun için bu enstantaneler güzel. Biz bakarız, analizimizi yaparız, eksiklerimizi gidermeye, doğru yaptıklarımızı daha doğru yapmaya çalışırız. Bu bağlamda da hiç tereddütümüz yok. Ama genel anlamda biraz önce de söyledim, fuarımız aslında şehrimize çok büyük katkı ve fayda sağlayan bir fuar. Eleştirileri yaparken şunu özellikle hassasiyetle rica ediyorum. Hem basın mensuplarından, hem kendimizden, hem vatandaşlarımızdan. Eleştiri yaparken yapmayalım demiyorum. Kesinlikle eleştiri yapalım. Ama sektörümüze, şehrimize ve organizasyonumuza zarar verecek eleştiriler yapmamamız gerekiyor. Yanlış yapılan şeyleri söyleyelim. Ama bunu söylerken mobilya sektörüne zarar vermeyelim, fuar organizasyonuna zarar vermeyelim ve şehrimize zarar vermeyelim. Buna çok dikkat etmek lazım. Diğer eleştirilerde biz başımızın üstünde yeri var yani. Basın eleştirir başkanım. Yani biz Adem Demir'le ikimiz eleştirmeseydik bu kadar muhtemelen Cumhurbaşkanı gelmeyecekti hiçbir şekilde. Yani. Orada güzel oldu. Yorumlar var. Kadir Çelik diyor ki Sayın Başkanım Kayseri fuarı yine göre hiçbir zararı yok diyor. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Salih Karataş da diyor ki anlatım 10 numaraydı sanırım Kenan abinin anlatımıyla alakalı. Az önce ekranlara da verdi sevgili Adem. Onu da söylemiş olalım. Fuar alanı demişken geçtiğimiz günlerde CUK programında Kani Ahmet Erbay'la da bunu çok güzel ortaya koydu, ifade etti. Bunun paylaşımıydı. Pardon, Bahadır abinin paylaşımıydı. Bahadır Bayraktar'ın paylaşımıydı. Ankara'da bir fuar alanı yapılıyor. Buna hükümetin desteği var. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret Sanayi Odası. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı farklı bir partiden olmasına rağmen ciddi bir destek var. Kenetlenmiş ve bir fuar alanı yapılıyor. Biz İnegöl'de hala fuar alanını konuşuyoruz. Diyoruz ki devlet destek verecek mi? Büyükşehir destek verecek mi? İnegöl Belediyesi destek verecek mi? İnegöl Ticaret Sanayi Odası destek verecek mi? Yani bunu geçmiş dönemlerle alakalı şey yapıyorum. Destek vermeyecek anlamında söylemiyorum. Yani burada Metin abiyi de sıkıntıya sokmam adına. Biz bunları konuşuyoruz. Mobilyacı yapsın diyoruz. Ya da o yapsın, bu yapsın. Ankara'da böyle bir şey yapılırken biz İnegöl'de bunu niye yapamıyoruz? Evet. Yani baktığımızda şehrimizin aslında en önemli, son yıllardaki en önemli projelerinden, tartışmalarından birisi. Yeni fuar alanı. Hatırlarsanız biz 4 yıl önce İMOS'la bu sürece başladığımızda İnegöl ivedilikle ve çok hızlı bir şekilde yeni fuar alanına ihtiyaç duyuyor diye ortaya çıkmıştık. Projemizi ve fikrimizi ortaya koymuştuk. Sadece bununla kalmadık. Cem kardeşim, söylemle hareket etmedik, icraatı da ortaya koyduk. Ve hemen gerek yerel yönetimlerimizle, gerek milletvekillerimizle, gerek hükümetimizle irtibata geçerek biz yeni fuar alanı ihtiyacını tüm muhataplarımıza duyurmaya başladık. Duyururken de yani projemizi de hazırladık. Yerimizin de kiralamasını belediyemizden sağladık. Her şeyiyle aslında biz hazırlıklı bir şekilde bu işe girdik. Sadece söylemde kalmadık. Bugün itibariyle baktığımızda, yani bugün itibariyle değil, 1,5 sene öncesinden baktığımızda bizim yeni fuar alanıyla alakalı ihtiyaç var dediğimiz günden itibaren projelerimiz, yerimiz, programlarımız, her şeyimiz hazır. Ve biliyorsunuz sizler de takip ettiniz, tüm İnegöl takip etti. Yeni fuar alanı projesinin tamamlanmasıyla, yapılmasıyla alakalı biz gerek Ankara'da, gerek Bursa'da, gerek Eskişehir'de, gerek Bilecik'te ve değişik muhataplarımızla birçok toplantılar gerçekleştirdik. Başbakanımıza ulaştırdık projemizi, Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık projemizi. Yerel yönetimler zaten bilgisi dahilindeydi. Ve bu mücadeleyi en üst seviyede biz 4 senedir sürdürüyoruz. Ankara'daki fuar meselesi belki bizden sonra gündeme geldi, başladı, yapılıyor. Kayseri'deki hakeza o şekilde. Bu fuar alanı projesi ile ilgili biz dernek olarak üstümüze düşen her şeyi veya ticaret ve sanayi odası olarak son 1,5 yıldır yaptık. Tabii ki bu süreci iyi analiz etmek lazım. Buradan da net bir şekilde söylüyorum. Biz projeyi ortaya koyduğumuzda projemizin maliyeti 70-80 milyon TL civarındaydı. Bu maliyetin karşılanabilmesi adına biz gerek yerel yönetimlerle, gerek Ankara'daki temaslarımız doğrultusunda devletimizden maddi bir destek istedik.
Ve bunu isterken de çok samimi, iyi niyetli olduğumuz için gerekirse biz de destek koyarız ifadesini de ve programını da ortaya koyduk. Bütün fizibilite raporlarında bunlar yazılmış vaziyettedir. Ve bu çalışmalar doğrultusunda, şimdi yok ama o Kalkınma Bakanlığı vardı. Sayın Lütfü Elvan Bakanımızdı. BEP kanalıyla bize hibe destek şeklinde destek vereceğini söylediler. Bursa Kalkınma Ajansı, Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı ile birlikte de fizibilite raporlarını biz hazırladık ve bitirdik zaten. Bu fizibilite raporlarında bu şehrin fuar alanına ihtiyaç olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şehrin fuar alanı ihtiyacı sadece mobilyacı tarafından dillenmekle kalmayıp bütün sektörler ve şehirde yaşayan insanlar tarafından da İnegöl'e bir fuar alanı ihtiyacı olduğu ortaya konmuştur. Evet. Bunların hepsi raporlarda yazıyor ve geçerli vaziyette duruyor. Şimdi bu konuyu biraz irdelemek istiyorum ben. Biz kendi aramızda yapmış olduğumuz sektörle ilgili toplantılarda da bize firmalarımız zaten fuar alanı ihtiyacını ortaya koymuşlardı. Bu bağlamda işte bazı arkadaşlarımız veya bazı kişiler, bazı kurumlar aksi yönde veya ters yönde de fikir belirtmiş olabilir. Zaten herkesin topyekun bir fikir etrafında buluşması ihtimali çok zayıf. Bazı arkadaşlarımız ya işte fuar alanı çok maliyetli bir iş, gerek yok diyebilir. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz veya yöneticilerimiz senede iki kere fuar yapılacak, bu parayı harcanır mı, harcanmaz mı, fuzuli olur mu, olmaz mı gibi fikirler ortaya koyuyor, koymaya da devam ediyor. Bu da olabilir. Biz şunu söylüyoruz. Bütün şehrin dinamiklerinin, başta mobilya sektöründe olmak üzere, diğer sektörlerde de ve halkımızda da ortak bir noktada buluşulmuş bir proje, yapılması gereken bir proje olarak ortaya çıkmış olan yeni fuar alanı projesinde bütün şehir hemfikir olmuş, birlik olmuş. Şimdi bizler kurumlarımızı veya yönettiğimiz kurumları kendi doğrularımız, fikirlerimiz çerçevesinde yönetmeyiz. Yapmamalıyız bunu. Evet, bizim de bir fikrimiz olacak. Ben Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönetirken kendi fikrimi tabii ki ortaya koyacağım. Ama kendi fikrimi, kendi doğrularımı ortaya koyarken toplumun, halkın, vatandaşın ve sektörlerin ne istediğini, neyi talep ettiğini ve hangi kararda daha avantajlı, şehre faydalı olacak olan kararda bir fikir birliği varsa ben kendi kararımdan vazgeçerim. Toplumun doğru tespit etmiş olduğu bir kararda adım atarım. Bu çok önemli. Şimdi bizler de böyle yapıyoruz. Biz bu projeyi ortaya koyarken, bu fikri ortaya koyarken bizim projemiz olarak, bizim fikrimiz olarak ortaya koymadık. Bu talep, bu istek tüm şehirden geldi. Başta mobilya sektörü olmak üzere, ondan sonra diğer sektörlerimizden de geldi. Bunu bilmek lazım. Bu fuar alanını sadece mobilyacı istemiyor. Bu fuar alanını tüm İnegöl istiyor. Ve bizler ikişer aylık periyotlarda bütün sivil toplum örgütlerimizle, iş adamları derneklerimizle, esnaf odası başkanlarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tüm esnaf odası başkanlarımız, tüm iş adamları derneklerimiz fuar alanının İnegöl'de ivedilikle yapılması yönünde fikir ve beyan ortaya koydular ve imzalarını attılar. Şimdi son gelinen süreçte şunu da söyleyeyim. Tabii ki raporlar hazırlandı. Biz Kalkınma Bakanlığı ile o zaman muhataptık, görüşüyorduk. Burada BEPKA ile görüşmeye devam ediyorduk. Orada tabii ki biliyorsunuz bir ekonomik çalkantı yaşandı. İşte döviz yükseldi, faizler yükseldi, ham maddeler zamlandı gibi süreç yaşanırken biz tekrar bir fizibilite raporu hazırlamak zorunda kaldık. Hazırladığımız fizibilite raporunda da 70-80 milyonluk maliyetimiz bizim 110 milyona çıktı. Bu da bir gerçek. Bu bağlamda bir senedir zaten bu rapor BEPKA'da duruyor ve işte 2020'den sonra değerlendirilmek üzere tekrar gündeme gelecek. Biz yola çıkarken şunu dedik. Biz İnegöl'ümüzün parasını, devletimizin, milletimizin parasını çöpe atmayacak bir proje ortaya koymalıyız. İsraf etmemeliyiz. Yapmış olduğumuz proje, ortaya koyduğumuz proje, yeni fuar alanı kesinlikle firmalarımıza, şehrimize katkı sağlayacaksa, ekonomik ve sosyal anlamda gelir sağlayacaksa diye karar ortaya koyduk. Ve sağlıyor. Şöyle diyeyim, şimdi biz bir veya iki fuar yapacağız. Şu an iki fuar yapıyoruz mobilya fuarını.
Yeni fuar alanında biz fuar sayımızı arttırmak düşüncesindeyiz. Diğer sektörlere de fuar yapmak düşüncesindeyiz. Kaldı ki Cem Bey, sadece biz iki tane mobilya fuarı dahi yapsak, raporlarda bu geçiyordur, ekonomik anlamda 10 senede kendini amorti eden bir fuar alanına sahibiz biz. Bir organizasyona sahibiz. Yani bazı arkadaşlarımız diyor yani iki tane fuara bu kadar yatırım yapılır mı? Yapılır kardeşim. Evet. Sosyal açıdan yapılır. Ekonomik açıdan yapılır. Şehrin dinamik sektörü, mobilya sektörü açısından ve fuara ihtiyacını karşılamayan diğer sektörler açısından da yapılır. Ekonomik veriler ortada. Biz iki fuar dahi yapmış olsak harcadığımız parayı 10 senede amorti ediyoruz. Bir ev aldınız, bir iş yeri aldınız, kiraya verdiniz, 15-20 senede amorti eder. Biz 10 senede amorti ediyoruz. Bu raporlar halinde geçerli. Yani iki fuar için bu kadar para harcamaya gerek var mı? Var. Ekonomik anlamda da var, sosyal anlamda da var. Peki, bunun yanında diyorlar ki, deniyor ki, işte Mobilium, İmotim bu ihtiyacı görmez. Net. Fuar alanı, fuar organizasyonu ihtiyacını görmez. Oraları bizim medar iftarımız. Mobilium Türkiye'nin en önemli, Avrupa'nın en önemli projesi, en güzel projesi. Evet. Aslına uygun, kuruluşuna uygun, sorumluluğunu yerine getiren bir şekilde çalışmalı. Ve çalışıyor. Orası bir fuar alanı değil. Fuar başka bir şey. Fuar başka bir şey. Tekrardan soruyoruz, değerlendiriyoruz. Siz de İnegöl'de yaşıyorsunuz. Hangi organizasyon İnegöl'de 50 bin kişiyi İnegöl'e getirebiliyor? Yani. Fuar organizasyonu haricinde İnegöl'e 25 bin, 25 bin iki dönem haricinde 50 bin kişi getiren, ziyaret ettiren, gerek yurt içinden gerek yurt dışından hangi organizasyon var? Yok. Tek organizasyonumuz bizim. Dışı açılım organizasyonumuz, fuar organizasyonu. Başımızın üstünde tutmamız lazım. Başımızın tacı olması lazım. Biz bunda ısrarlıyız. Ve bu ısrarı 3 senedir, 4 senedir dile getiriyoruz. Siz ifade ettiniz. Şimdi, evet, Ankara bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Ankara Valiliği, işte Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi kurumlarla ortaklaşa yapmaya çalışıyor. Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Büyükşehir yapmaya çalışıyor. Bitirdiler, bu sene fuarını gerçekleştirdiler. Bizler ise hala ne yapıyoruz? Konuşuyoruz kardeşim burada hala. Bu fuarları lazım mı? Değil mi? Yapılmalı mı? Yapılacak mıydı? Destek var mıydı? Yok muydu? Hala konuşuyoruz. Artık konuşmayı bırakmamız lazım. Ben burada hem bir 40 yılını bu işe vermiş bir insan olarak söylüyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak konuşuyorum. MODEF Başkanı olarak konuşuyorum. Artık bizim bunu konuşup evelemeyi, gevelemeyi bırakıp bu fuar alanını İnegöl'e yapacağız mı, yapmayacağız mı? Yerel yönetimlerle, genel siyasetçilerimizle, hükümetimizle oturup kararını vermemiz lazım. Bizim konuşma zamanımız geçti. Biraz önce söyledim. Konuştuk, karar verdik. Fizibilite raporunu hazırladık. Yerimizi hazırladık. Projelerimizi çizdirdik. Biz hazırız. Artık icraat zamanı. Artık icraat zamanı. İcraat nasıl olacak? Ben dedim ki ilk çıktığımdan beri bu organizasyonla ilgili konuşmalara evet, devletimiz destek versin, biz de katkı sağlayalım. Ortaklaşa bir program ortaya koyalım. Şimdi mobilya sektörü İnegöl'de büyürken arkadaşlarımız, sanayicilerimiz hep öz kaynaklarıyla, öz sermayeleriyle büyüme sağladılar. Mobilium AVM çok kolay yapılmadı. Evet. İkinci OSB'deki fabrikalar çok kolay yapılmıyor. Küçük sanayi sitesindeki tesisler çok kolay yapılmıyor. Ve biz ihracat yapmak isterken, makineleşmek isterken, teknolojimizi geliştirmek isterken, ihracatımızı 15 sene önce 25 milyondan 500 milyon dolara çıkarırken ve hedefimize 1 milyar dolar koymuşken hep kendi öz sermayemizden, öz kaynaklarımızdan bu yatırımları yapıyoruz. Ben diyorum ki sanayicimiz yorgun. Sanayicimiz bu yatırımları yaparken borçlandı. Ve bu şehir istihdam sağlıyor. Bu şehir ihracat yapıyor. Bu şehir devletine, milletine ekonomik anlamda en büyük desteği veriyor. Bizim fuar alanı projemiz 25 milyon dolarlık bir proje. Hepsi o kadar. 25 milyon dolar. Diyorum ki yani bu sanayici burada bu kadar çalışmış. İhtidama katkı sağlamış. Vergisini vermiş. İhracatını gerçekleştirmeye çalışıyor. Büyütmeye çalışıyor. Yerel yönetimlerimiz, devletimiz, hükümetimiz neyse yapsınlar şu İnegöl'e
25 milyon dolarlık yatırımı fuar alanında bu memlekette ihracatını 1 milyar dolara çıkarsın. Evet. Yani bunu da bekliyordu aslında. Açık net bir şekilde. Yani bunu niye dillendiriyorum? Artık evet, şu anki mevcut fuar alanımızı biz kendimiz yaptık. O dönemki belediye başkanımızdan, fuar yönetim kurulundan, herkesten Allah razı olsun. Birçok sorumluluğun altına imza attılar, riskin altına girdiler. Biz kendimiz yaptık. Ve şimdi artık yetmiyor. Ben şuradan şunu söylüyorum. Net bir şekilde özellikle ifade etmek istiyorum. İnegöl sanayicisi, İnegöl esnafı, İnegöl tüccarı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl MODEF Fuarcılık Organizasyonu, biz artık dilenci değiliz. Biz de kimse dilenci pozisyonunda görmesin ve koymasın. Evet. Biz şehrin gerçekleriyle alakalı bir proje ortaya koyduk. İhtiyacımızı ortaya koyduk. Bu ihtiyaç doğrultusunda da, bu ihtiyaç karşılandığı takdirde istihdamın, yatırımın, ihracatın hangi boyutlara geleceğini, ne şekilde yükseleceğini raporlar halinde de devletimize sunduk, yerel yönetimlerimize sunduk. Artık bizi dilenci olmaktan çıkarsınlar. Biz dilenci olmadık. Biz talep ettik. Bu fuar alanına, bu şehrin ihtiyacı vardır. Bunu bir an önce ivedilikte gerçekleştirmemiz gerekir dedik. İşin içinde biz de olalım dedik, katkı anlamında, maddi ve manevi katkı anlamında. Şimdi artık karar verilecek, yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere devletimizin kurumları İnegöl'e yeni fuar alanını kazandıracaklar veya kazandırmayacaklar. Net bir şekilde ortaya çıkmalı. Biz de sektör olarak, iş dünyasını yöneten insanlar olarak muhataplarımızla tekrardan oturup hangi yöntemi seçeceğiz? Hangi kararı vereceğiz? Karar vermek durumundayız. Artık konuşma, bu işi dillendirme vakti bitmiştir. Çünkü birçok zamanlarda birçok soru bana geliyor. Fuar alanı ne oldu? Fuar alanı ne oldu? Fuar alanı sadece Yavuz Ur'dan bir dert değil. Ticaret sanayicisinde bir dert değil. Bütün İnegöl'ün sorunu, bütün İnegöl'ün projesi. Onun için bu açıdan bakılmalı. Ben tekrar söylüyorum. Biz İnegöl'lü sanayiciler olarak, İnegöl'lü sanayicilerin başındaki insanlar olarak İnegöl'ün ihtiyaç olduğu projeyi ortaya koyduk. Kimseden para dilenmiyoruz. Bu proje bize ihtiyaçtır. Yeni fuar alanı İnegöl'e ihtiyaçtır. Bu fuar alanı gerçekleştirdiği takdirde buradan da sözünü veriyoruz. İstihdamımız, yatırımımız, ihracatımız çarpı 2 yapacaktır. 500 milyon dolar ihracat yapacaksak kısa ve orta vadede 1 milyar dolar ihracatımızı çıkaracağız. Böyle bir katkı koyacağız ülke ekonomisine. Onun için yöneticilerimiz tekrardan bu konuyu ciddi bir şekilde değerlendirmeliler. Değerlendirirken de şehrin dinamikleri, şehrin sosyal yapısı, şehrin sanayi yapısını da iyi değerlendirmeliler. Bir fuardan fazlasıdır İnegöl için MODEF fuarı, fuar alanı. Sosyal anlamda da çok etkilidir fuarın organizasyonu. Böyle değerlendirsinler. Özellikle istirham ediyorum, çok nezaketli bir şekilde biz devlet kurumlarımızda, büyüklerimizde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ama artık bizi iyi analiz etsinler, iyi dinlesinler. Programlarımızı, projelerimizi, raporlamalarımızı iyi okusunlar. Bu şehre, bu fuar alanının ne şekilde katkı sağlayacağını iyi analiz etsinler. Biz çünkü bu analizleri ortaya koyduk ve bu doğrultuda bize bir fikir ortaya koysunlar. Yaparız, yapmayız. Bundan sonra da biz kendi adımımızı, kendi kararımızı vereceğiz. Mobilyacı Odası Başkanı Özcan Ayhan'ın bir yorumu var. MODEF dışında elini taşın altına koyan kim var? Cem diyor. Ben de ufak bir yorumumu gerçekleştireyim müsaadenizle. İnegöl iktidar partisine hem yerelde hem de genelde çok ciddi destek vermiş. Belki de son Bursa'nın kazanılmasında İnegöl olmasaydı belki şu anda Bursa'nın belediye başkanı başka bir isim olabilirdi. Bunu çok net olarak söylüyorum. Ama ben hala söylüyorum, yani bu benim yorumum. İnegöl o manada istediğin karşılığını ben son zamanlarda alamadığı düşüncesindeyim. Bu yorumunuzu da ekleme açısından söyledim. Evet, aslında bu yorumumuzda aslında bizim söylediklerimizde aynı kapıya çıkıyor. Bizim de bir siyasi görüşümüz var ama ben evet, siyasetin dışında bir insanım. Görevlerim icabı. Bu şehir hem siyaset anlamında hem ekonomi anlamında ülkesine çok ciddi katkı sağlayan bir şehirdir. Onun değerlendirmesini yaparken büyüklerimiz, yöneticilerimiz iyi yapsınlar. Ben biraz önce söyledim. Sanayi anlamında
sanayiye yatırım anlamında, ekonomiye yatırım anlamında İnegöl ciddi anlamda bir yatırım alamamıştır. Katılıyorum. Eğitim anlamında aldı. Sağlık anlamında, ulaşım anlamında, her alanda şimdi Adalet Sarayı'nın yapılması, evet, adalet anlamında. Yani. Her şeyi net ortaya koymak lazım. Ama sanayi, ekonomi anlamında şehrimiz sanayi şehri olmasına rağmen, ekonomi şehri olmasına rağmen aynı oranda bir yatırım alamamıştır. Bunun sebepleri vardır. Geldi. Bunun sebepleri vardır. Oralara girmem. Bizim işimiz siyaset değil. Siyasetçinin işidir siyaset. Ama biz bu şehirde yaşıyoruz. Hala İnegöl'de yaşıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz da bu şehirde yaşıyor ve 300 bin kişi bu şehirde yaşıyor. Bu şehrin sosyal yapısına katkı sağlayacak, bu şehrin ekonomik yapısına katkı sağlayacak artık bir plan ve projeye destek verilmeli. Ve bu şehrin insanı da kapı kapı gezip destek aramamalı. Bu noktaya getirilmemeli diye düşünüyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Son söylediğimi yeniliyorum. Bu şehrin insanı, bu şehrin sanayicisi artık kapı kapı gezip bu şehre bu projeleri, bu programları, ekonomik yatırımları gerçekleştirin dememeli. Bu şehrin sanayicisine, bu şehirde yaşayan insanlara bu denmeli. Ortaya konmalı. Biz de katkı maddi, manevi ne yönde koyacaksak hazırız. Çünkü amacımız bu şehirde yaşayan insanlara önümüzdeki 15-20 yıllarda, 50 yıllarda daha büyümüş, daha gelişmiş, hazır hale getirilmiş alanlar, sosyal alanlar, sanayi alanları, yatırımlarını gerçekleştirmemiz lazım. Şunu da söyleyeyim, diğer toplantılara da söyledim. Fuarcılık 15-20 sene sonra, 30 sene sonra olmayabilir deniyor. İşte yeni dijital ekonomik sistemle birlikte bunlar ortadan kalkabilir deniyor. Arkadaşlar, bizim şehrimizi, sanayimizi, ekonomimizi 50 sene sonraya hazırlayabilmemiz için şimdi mücadele etmemiz lazım. Evet. Şimdinin gerçeklerinden uzaklaşarak, yaşadığımız zaman diliminin gerçeklerinden uzaklaşarak kendimizi 50 sene sonraya hazırlayamayız. Yok oluruz. Bizim fuar alanı ihtiyacımız, sanayi yatırımı ihtiyacımız ivedilikle ve şu anki zaman diliminde lazım. Bunları şu an yaparsak 50 sene sonraya sektörümüzü hazırlarız. Şehrimizi hazırlarız. Bunu da antiparantez belirtmek istiyorum. Ben tekrardan ifade ediyorum. Artık fuar alanı projesi konuşulmaktan çıkmalı. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kim tarafından yapılacak, ne şekilde yapılacak ortaya konmalı. Ve bizim de bundan sonraki bu duruş karşısında ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Biz de kendi kararımızı sektör olarak, İnegöl olarak vermek durumundayız. İnşallah söylediklerimiz yerine ulaşır, yanlış anlaşılmaz. Bizim mücadelemiz, amacımız şehrin ihtiyaç duyduğu ekonomik yatırımları şehrimize kazandırmalıyız. Evet. Allah'a şükür her gittiğimiz programda gerek şehir dışında gerek yurt dışında veya gerek şehir dışından veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimizde, misafirlerimizde şunu duyuyoruz. İnegöl sanayi şehridir. İnegöl ekonomisi Türkiye'nin bilmem kaçıncı büyük ekonomisidir. İnegöl istihdamda sorun yaşamaz. İnegöl'de işsizlik sıfırdır, negatiftir, çok düşüktür ve İnegöl şehri ülkemize ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlayan şehirlerin başında gelir diye bütün misafirlerimiz bize gözümüzün içine baka baka söylüyor. Gerek siyasetçisi, gerek yerel yöneticisi, gerekse diğer sorumlular. Biz de onların gözünün içine baka baka söylüyoruz. Her şeyi doğru söylüyorsunuz ama bizim yatırıma ihtiyacımız var, sanayi yatırımına ihtiyacımız var, sosyal alan ve fuar alanı yatırımına ihtiyacımız var diyerek gözlerinin içine baka baka söylüyoruz. Bunları da gerçekleştirsinler. Bu arada tabii önemli yatırımlardan bir tanesi de İnegöl'de mobilya ihtisas OSB. Evet. Artık OSB sayımız da sürekli artıyor. Belki bu kadar OSB'si olan il sayısını çok da olduğunu düşünmüyorum. Yani bu manada buralardaki son durum nedir? Birinci OSB, mobilya daha çok ikinci OSB, evet, ve yenici OSB'de daha çok şey. Buralardaki son durumları da paylaşalım istersen. Tabii önemli konu. Şimdi birinci OSB, içinde bulunduğumuz, evet, OSB zaten her şeyiyle tam donanımlı bir organize sanayi bölgemiz. Her şeyini tamamlamış. Mütevelli heyetiyle birlikte yönetimi sanayiciye geçmiş bir organize sanayi bölgemiz. 50 yıla yakın bir, evet, şey olan bir. Bizim önemli, birinci derecede önemli organize sanayi bölgemiz mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi.
Evet, birçok şehirde, ilde böyle bir organize sanayi bölgesi yok. Mobilya İstihdat Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Mobilya İstihdat Organize Sanayi Bölgemiz 675 hektar. Ciddi bir alan. Bunun birinci etabı, yani şu an mevcut yatırım yapılan etap 410 hektar üzerinde yatırım yapılıyor. İkinci etap tabir ettiğimiz B etabı da 265 hektar. Şimdi birinci etabımızda, yani şu anki faaliyette olan etabımızda 67 firmamız yatırımını tamamlamış, üretimin inşaatını bitirmiş, üretime başlamış. 25 firmamız inşaat halinde şu an, 10 firmamız harfiyatını toparlıyor ve tahsisatta üzerinde bulunan 23 firmamız var. Toplamda da 125 firmamız şu an itibariyle birinci etapta yerini almış, evet, ve başlamış vaziyette. Baktığımızda %52 gibi bir doluk oranına ve üretim oranına geçmişik. 25 firmamız da inşaatını en kısa zamanda tamamlar, orada faaliyete başlar. İkinci OSB aslında bizim için önemli. İkinci etabımız var. Mobilya İhtisas Organizasyonu Sanayi'nin haricinde, şimdi şuraya geleyim. Diğer sektörlerimizde artık kümelenme ve OSB şeklinde sanayilerde üretim yapma talebinde bulunuyor ticaret ve sanayi odamızdan. Küçük sanayi sitemizde birçok mobilyacı esnafımız, kardeşimiz, sanayicimiz var. Oradaki özellikle ilk yapılan küçük sanayi sitesi artık iktidai şartlarda metrekareleri çok yeterli değil. Bu bağlamda biraz önce bahsettiğiniz Özcan Başkan'ın da zaten mobilyacılar odası olarak ikinci OSB'den yer talebi var. Evet. Daha küçük metrekarelerde bir proje şeklinde küçük sanayi sitesinin oraya taşınmasıyla alakalı. Bu bizim için de doğru bir karar. Bizim de desteklemiş olduğumuz bir karar. Biz biraz önce söyledim, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda bunu bir senedir sizlerle takip ediyorsunuz. Birçok üyemizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sektör temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. İhtisaslaşma ve OSB şeklinde yerlerde üretim yapma talebinde bulunan bize küçük sanayideki mobilyacılarımız var. Metal sektörüyle ilgili, makine sektörüyle ilgili çalışan sanayicilerimiz var. Ve bunun yanında işte kerestecilerimiz de artık kümelenmiş ve daha derli toplu üretim alanlarında üretim yapmak istiyorlar. Tarımla ilgili de böyle bir talep var. Biz bunları, bu taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Tabii ki ikinci OSB'mizi biz yönetim şekli olarak kaymakamımız başta olmak üzere belediyemiz ve ticaret sanayimizin ortaklaşa yönettiği bir organize sanayi bölgesi. İnşallah biz bu projeleri, programları, değerlendirmeleri en kısa zamanda tamamlayıp başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere yeniden bir sanayileşme hamlesiyle birlikte diğer sektörlerimizi de OSB şeklinde bir alanda toparlayıp daha verimli, rentable bir üretim sahalarına geçmelerini sağlamak istiyoruz. İkinci OSB'deki alan bizim için yeterli. Oraya metalci, makineci arkadaşlarımızı da götürebiliriz. Yani sanayideki küçük sanayiyi oraya taşıyabiliriz. Ve baktığımızda da aslında şehrimize çok büyük fayda sağlarız. Çünkü sanayi bir yerde olursa yönetilmesi de, yürütülmesi de, yatırımı da daha kolay olur. Çevresel anlamda bile. Çevresel anlamda da çok ciddi katkı sağlar. Şimdi dağılmış vaziyette. İşte küçük sanayi sitesi, organize sanayi sitesi, yenice OSB, birinci OSB vesaire. Bunu bir toparlama sürecine gireceğiz. İnşallah ikinci OSB ile ilgili raporlarımız bittikten sonra oradaki yönetimimizde başta kaymakamımız, belediye başkanımız olmak üzere bir değerlendirme toplantısı yaparak diğer sektörlerle de ilgili hangi çalışmaları ortaya koyarız, o net bir şekilde ortaya çıkacak. Yenice OSB organize sanayi bölgemiz, biliyorsunuz Cerrah'la ıslah sürecini tamamladılar. Evet. Yenice OSB olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yenice OSB'de de genel bir bilgi vereyim. 111 hektar bir alan var. 90 parsel üzerinde 34 firmamız şu an orada çalışıyor, üretimini gerçekleştiriyor. 56 tane boş arsamız var orada. Sahipleri belli, yatırımlarını bekliyoruz. Yenice OSB ile ilgili son bir senede aslında çok ciddi çalışmalar oldu. Bunu da kamuoyuna buradan duyurmak istiyorum. Özellikle biz ticaret ve sanayi odası olarak Yenice OSB'nin %88 hissesine sahibiz. Özellikle biz seçildikten sonra oradaki yönetimle birlikte çalışmaya başladık. Sonra bir sebepten dolayı başkan değişimi orada gerçekleşti ve bizim yönetim kurulu üyemiz Nedim İncebay ve yönetim, evet, kurulu orada görevlerine devam ediyorlar. Aslında son bir senede çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Özellikle şunu ifade edeyim. Daha önceden yapılan kanalizasyon ve altyapı çalışmaları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 2 milyon TL civarında bir borç vardı. Bu borç bir senede ödendi.
çok önemli hizmet binası açılışını gerçekleştirdi, geri yapıldı, tamamlandı, açılışını gerçekleştirecek. Biliyorsunuz Ticaret Sanayi Odası'nda daha önce hizmet veriyordu, yenice OSB. Evet. Kozağan ek hizmet binasında, şimdi kendi binasında, kendi yerinde, organize sanayi bölgesinin içerisinde hizmet vermeye başladılar. Geçen hafta da MOBESE kameralarıyla ilgili tüm Yenice'de protokol imzalandı belediyemizle birlikte. Aslında Yenice organize sanayi bölgemiz çok ciddi bir şekilde efor harcayarak son bir senedir gerçek anlamda hizmet etmeye devam ediyor ki 2 milyon TL büyükşehre olan borcun da ödenmesi, aslında tamamlanması, bitmesi çok önemli bir adımdır. Ben buradan başta Nedim Başkan olmak üzere tüm Yenice'deki görev alan yönetici arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. OSB'ler niye önemli? Sanayi şehri, sanayi şehri büyüyor. Büyürken de doğru büyümeli. Şehre zarar vermemeli, gerek çevre anlamında, gerek sağlık anlamında, gerek yatırım anlamında. OSB'lerin de doğru bir şekilde yönetilip, doğru bir şekilde planlanıp hayata bir an önce üretime geçmeleri gerekiyor. Biz bu bağlamda elimizden gelen çalışmayı ortaya koyuyoruz. Hiç de sıkıntımız yok. Çok şükür Kaymakam Bey'le, belediye başkanımızla birçok noktada ortak hareket ediyoruz. Planlarımız, programlarımız ortak noktada buluşuyor. İnşallah orada da en kısa zamanda artık yeni kararlar, yeni yatırımlar yapmaya başlayacağız. Evet, ben birkaç yorum ve soru var. Onu hemen hızlıca sorayım. Artık programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ayhan Yokuş diyor ki, özel bir girişimcinin fuar alanı yapmak istemesi durumunda düşünceniz ne olur? Sonuçta iyi bir yatırım olabilir diyor. Evet, doğru bir soru. Ama biz şu kanattayız. Özel bir girişimci yatırım yapabilir. Fuar alanı yatırımı da yapabilir. Bu kanunen de yasak değildir. Şu örneği vereyim. Biz amatör düşünerek, profesyonel çalışarak bir fuar organize ediyoruz. Bugün itibariyle İstanbul Mobilya Fuarı'nın yarısını yine gönüllü firmalarımız dolduruyor. Evet. İstanbul Mobilya Fuarı'nı ödediğimiz para 116 dolar. 120 dolar civarında. Baktığımızda 600, 550 TL, 600 TL civarında bir oraya sadece yer kiralama bedeli ödüyoruz. Firmalarımız gidiyor, orada standlarını yapıyorlar, diğer masraflarını yapıyorlar. 5 gün sonra da toplanıp geliyoruz. Yani en az maliyetle bir firmamıza İstanbul Fuarı metrekare birim fiyatının maliyeti 1 milyon TL. Yani baktığımızda şimdi 100 metrekare bir yer tutacak, çok ciddi bir maliyet harcayacak firmamız. Özel sektör niteliğinde çalışmaya başladığımızda firmalarımıza yansıması bunun çarpı 2, çarpı 3 şeklinde olacak. Biz zaten özel şirket mantığıyla çalışıyoruz. MODEF Yönetim Kurulu, MODEF Fuarcılık zaten özel şirket mantığıyla çalışıyor. Ama gelir gider dengesinde sosyal yönetim şekli belirleyip katılımcı firmalarımızı çok maliyetli fuarlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. MODEF'in avantajı bu. Hep diyoruz ya yeni fuar alanıyla alakalı da. Şimdi biz metrekareye 1 milyon harcıyorsak orada bizim İstanbul fuar alanında 32 bin metrekare yerimiz var. 32 milyon TL sadece 5 gün için İstanbul'a biz para veriyoruz. 32 milyon TL. İnegöl'den 5 gün için İstanbul'a giden para. İki fuarda 60 milyon TL yapar. Evet. Çok ciddi bir rakam. Ayhan Yokuş'un sorusuna o şekilde cevap verebilirim. Olabilir. Ekonomik değerlerdir bunlar. Ekonomik karşılığı olan rakamlar ortaya konmalı. Ama bizim fuarımız profesyonelce yönetilen, amatörce düşünen bir fuar alanıdır. Sosyal boyutunu çok ciddi bir şekilde biz irdeleriz. Katılan firmalarımıza faydasını, zararını çok ciddi bir şekilde irdeleriz. Bunun yanında şehirden, sadece İnegöl'den değil, ülkenin değişik şehirlerinden de yeni fuar alanına katılımlar sağlanacağı için mobilya fuar alanı merkezi olma yönünde çok ciddi adımlar atar yeni fuar alanı projesi. Bunlar değerlendirilecek, ekonomik değerleri olan bir tekliflerdir. Görüşülebilir, problem yok. Bu arada Özcan abi bir ekleme daha yaptı. Bu fuarı yalnız mobilyacı değil, tüm İnegöl sahiplenmeli diye bir eklemesi var. Hakan Demirali, yeni fuar nereye yapılacak belli mi? İsterseniz onu da siz... Yani fuar alanı yerimiz belli. Akhisar'da. Akhisar yolu üzerinde, 80 bin metrekare alan üzerinde. Biz zaten bunun 2,5 sene önce projesini tamamladık. Çizimi, her şeyi hazır. Mimari yapısı, statiği, elektriği, mekaniği, tekniği, her şey hazır. Alan da belli.
Ama Vekil Hanım'ın da çalıştığı bir proje var. Onun yerini tam net bilgisi dahilinde değiliz. Ama bizim projesini hazırlamış olduğumuz, statiğini, elektriğini, mekanını, tekniğini hazırlamış olduğumuz alan Bursa Karayolu üzerindeki alan. Artık sona yaklaşıyoruz. Fuarı ve mobilya sektörünü konuştuk ama son günlerde enteresan bir gündem de oldu. İnegöspor da bir yönetim değişikliği oldu. O sürece sizin dahil olmanız ne şekildeydi? Çünkü bu da konuşuldu şu şekilde. Mahmut Demirtaş'ın adaylığı konusunda. İnegöl'de yapılan değerlendirme, hatta burada Kaymakam Bey'i ve belediye başkanımın içerisine katıp Mahmut Demirtaş'ın olması yönünde bir istek oldu. Bunlarla sizinle de görüşüldü. Sizin de bundan, yani Mahmut Bey'in vazgeçmesi, sürecine dahil olup olmamanız, bu yönetimi destekleyip desteklemediğiniz tarzı. Bu İnegöl Spor'un içerisinde Yavuz Uğur'da ya da İTSO Başkanı Yavuz Uğur'da hangi noktadaydı? Bunu bir merak ediyoruz. Ya İnegöl Spor İnegöl'ün bir gerçeği. İnegöl'ün bir markası en başta ve duygusal açıdan da baktığımızda İnegöl şehrinin duygusal yönden çok önemli olan bir kulübü. İnegöl Spor herkes için bir başkadır. Şimdi bu süreçte tabii ki genel kurul kararı alındıktan sonra, kongre kararı alındıktan sonra bu sürecin içerisinde doğaldır bunlar. Başkan adayları çıkar, birkaç arkadaşın, kişinin ismi ortaya atılır, konuşulur. Bu süreçte bizim tabii bir hassasiyetimiz var. Bir kere biz İnegöl Sporluyuz. Bu kulübün içerisinde özellikle kişisel olarak da çok ciddi bir şekilde bulunmuş bir insanım. Ama konumum itibariyle bu süreçte ben taraf veya tarafsız olma gibi bir noktadayım. Çünkü İnegöl Spor herkesin kulübü. Evet, genel kurul kararı alındıktan sonra zaten şu anki mevcut seçilen başkanımız ben bu işe talibim, yapmak istiyorum diye beyan hatlarını ortaya koymuştu. Biz de ziyaret etmişlerdi Münir Başkan. Tabi bu arada bizim meclis başkanımız, benim kardeşim Mahmut Demirtaş'ın da bu işi yapmalı. Yani Mahmut Demirtaş ben bu işi istiyorum, ben yapacağım falan demedi. Sadece birkaç teklif gittiğini biz öğrendik, duyduk. Mahmut Başkan da sağ olsun, eksik olmasın, bizi bir büyüğü olarak, abisi olarak danıştık, konuştuk. Ben Mahmut Başkan'ın İnegöl Spor'da başkanlık yapmasını isterim. Her türlü de desteği veririm. Ben herkese desteği veriyorum. Mahmut'a ayrı bir destek verirdim. Ama şunu değerlendirdik. Biz bir kere hem burada benim meclis başkanım, hem sevdiğim, saydığım bir kardeşim. Biz bu olayları değerlendirirken yüzeysel değerlendirmeyiz. Biz Mahmut'la birçok şeyi paylaştık, birçok şeyi konuştuk bu süreçte. Sonuç itibariyle ben şunu özellikle kendisinden hassasiyetle istedim. Bir kere maddi problemi, borcunu, kulübün falan önemli değil. Net bir şekilde söylüyoruz. Çünkü bu spekülasyon ediliyor, dedikodu şeklinde yayılıyor. Net bir şekilde söylüyorum. Mahmut Başkan'la biz oturup bu konuyu değerlendirdiğimizde bizim birinci önceliğimiz maddi problem, borçlar vesaire değildi. Mahmut Başkan'a ben özellikle şunu ifade ettim. Mahmut kardeşim, ailen ne diyor, abin ne diyor? Evet. Zaten bu süreçte sen bu işe talip olan bir kişi değilsin. Ben liste yaparım, başkanlık yarışına girerim diyen bir kişi de değilsin. Sana belli noktalardan belli bir teklifler gelmiş veya yapar mısın denmiş. Bu bağlamda bizimle değerlendiriyorsun. Ben sadece kulübün borcuydu, alacağıydı falan konusuna girmeden ailesi ve abisiyle bu işi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Onlarla iyi bir analiz edip bu kararı alıp almama noktasında karar vermesini rica ettim. Sağ olsun o süreçte birkaç kere daha görüştük. Mahmut biliyorsunuz geçen sene sağlık problemi de yaşayan bir kardeşimiz. Bu bağlamda çok sıkıntı yaşayacağı ve ailesi tarafından da çok özellikle uygun görülmediği, olumlu karşılanmadığı kanaatine varılınca biz Mahmut'la oturduk, konuştuk. Kardeşim, senin annenden, senin eşinden, çocuğundan önemli hiçbir şey yok bu hayatta. Hepimiz için bu geçerli. Abisi İsmail bizim kardeşimiz. İşleri var, güçleri var. Bu arada Mahmut'un ticaret sanayi odasında önemli bir görevi var. Evet. Bu bağlamda Mahmut dedi ki, ya abi gerek yok. Biz bu süreçte bu işe girmeyelim. Süreç bundan ibarettir. Ha biz şunu açıkça söyleyeyim. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak da, Yavuz Uğurdağ olarak da, MODEF Başkanı veya Yönetim Kurulu olarak da biz İnegöl Spor Kulübü'nün arkasındayız. Biz İnegöl Spor Kulübü'ne destek veririz. Bu kulüpte kim başkan olursa olsun, kim yönetici olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır.
Biz onlara gücümüz yettiğince, yettiği nispette her zaman destek olmaya çalışırız, maddi ve manevi. Bundan önce olduğumuz gibi bundan sonra da oluruz. Bu kulüp şehrin kulübü. Genel kurulda da söyledim. Bir markası aslında bu şehrin. Yani İnegöl Spor dendiğinde işte daha önce mobilyası kadar, köftesi kadar gıptayla, futbolcular da gıptayla bakılan bir kulüptü. İnşallah aynı noktaya tekrar gelir. İnşallah. Onun için bu markamıza da bizim sahip çıkmamız lazım. Bu şehrin markasına, şehrin dinamikleri sahip çıkmak durumundadır. Ticaret odası da olur, bodef de olur vesaire de olur. Zorunda değildir, durumundadır. Bunu iyi tespit etmek lazım. Biz bu durumu gerçekliği yerine getiririz. Şu an seçilen, dün de ziyaret ettiler bizi sağ olsunlar. Münir Başkan ve yönetimine biz maddi manevi anlamda elimizden gelen her şeyi yaparız. Sadece onlardan ricamız şu olur. Daha önceki yönetim kurullarından da ricamız şu olmuştu. Bu kulüp burada yaşayan insanların katkılarıyla hayatta ayakta duran bir kulüp. Bu katkıların doğru harcanması lazım. Bu bağışların, alınan bağışların doğru planlar, programlar ortaya konarak doğru programlara harcanması lazım. Bizim ricamız, isteğimiz bu. Bu insanlar bir şekilde işlerinden, güçlerinden arttırdıkları maddi desteklerle bu kulübe destek vermeye çalışıyorlar. Sanayicisi, esnafı, tüccarı, kurumları. Bizim ricamız daha önce yöneticilerden de aynı şekilde, başkanlardan da aynı şekilde, bu başkanlarımızdan ve yöneticilerimizden de aynı şekilde. Bu toplanan paraların doğru harcanması, doğru kullanılması, doğru yönetilmesi. Bunu yaptığımız takdirde zaten başarı gelir. İnşallah bu yönetim kurulumuz bunu yapar. Daha önce Münir Başkan bu kulüpte başkanlık yaptı, yöneticilik yaptı, tecrübeli. Daha önceki yıllarda da borçlarla mücadele etti. İnşallah bu sene de mücadelesini en iyi şekilde ortaya koyar. Biz de ona destek oluruz, olacağız. Yani eşimizi, dostumuzu arayacağız. Bazı noktalarda maddi destek sağlamak için mücadele edeceğiz. Bunu sadece Münir Başkan için söylemiyorum. Kim seçilirse seçilsin. Biz yapmak zorundayız, yaparız. Onun için İnegöl Spor'umuzun da yarın önemli bir maçı var. İnşallah yeni bir başlangıç yaparlar. İnşallah. Samsun Spor maçı ile birlikte bir yükselişe geçerler. İnegöl Spor Kulübü bu şehirde yaşayan herkesin kulübüdür arkadaş. Destek versin. Ama yöneticiler de verilen destekleri, maddi destekleri doğru kararlar alarak doğru yerlerde harcasınlar. İnşallah yarından itibaren yeni bir başlangıç yaparlar. Evet, programımızın artık sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa onları da artık sonlandıralım isterseniz. Evet, güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim başta size, işte burada yayında emeği geçen herkese. Şehrimiz önemli bir şehir. İçinde yaşıyoruz ve yaşamaktan çok mutlu olduğumuz bir şehir. Biraz önce fuar alanıyla alakalı ve diğer konularla alakalı genel bir değerlendirmede bulundum. Bu noktada özellikle hassasiyetle şunu rica ediyorum. Gerek yerel yöneticilerimizden, gerek genel yöneticilerimizden, bu şehir yatırım yapılması gereken bir şehir. Yatırımı hak eden bir şehir. Daha önceki yıllarda kendi öz kaynağıyla, kendi sermayesiyle sanayisini, ekonomisini büyüten sanayiciye sahip bir şehir. Onun için bu şehire yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Devletimiz de yatırımını, yerel yönetimlerimiz de yatırımını yapsın. Hem devletimiz, hem milletimiz hep birlikte kazançlı çıkalım. Onun için artık bizi bu yeni fuar alanı başta olmak üzere ekonomik yatırımlarla alakalı ayrı bir değerlendirmeye alsınlar. Şehrimizin ekonomik yatırıma ihtiyacı var ve bunu da ivedilikle yerel yönetimlerimizin ve genel yönetimlerimizin yapması lazım diyorum. Herkesi bizi dinledikleri için, izledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızda bizlerle birlikte sevgili Adem Demir'e, Hasan Avcıbaş'a teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırlayan İSO'ya, yönetimine, Onur Han Bayraktar'a, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.